enteresan ve komik gelişmeler yaşanıyor. Mesela sanıyorum 576. falan vergi affı, vergi yapılandırması üzerine bir kez daha meclis çalışmaya başlayacakmış. Müjdesini AK Parti'nin milletvekilleri verdi. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Vergi affı denilince artık benim aklıma milletin vergisinin affedilmesi falan gelmiyor. Devlet vergi toplayamıyor. Daha çok vergi toplayabilmek için nasıl bir yol bulabiliriz sürecini deniyor. Millet de ne yapıyor? 3 ay bekliyor, 3 ay sonra ödemiyor. Tekrar dön başa. Aslında bu vergi aflarının tamamı küçükler için değil, büyükler için yapılıyor. Ballı kaymaklı müteahhitlerin vergileri böyle yılda bir defa, iki defa falan bir siliniyor, bir temizleniyor. Ondan sonra yola devam ediliyor. Küçükseniz, esnafsanız falan öyle vergi affı olacak, benim vergilerim acayip silinecek falan diye beklemeyin. Belki bir taksitlendirme olur. O taksitleri ödeme niyetindeyseniz sorun yok. Yok, ben yarı yarıya vergiler düşecek, ödeyeceğim diye bir beklentiniz varsa da daha çok beklersiniz. Merkez Bankası'nın beklenti anketi de açıklandı. Yine komik rakamlar karşımıza çıktı. Kur beklentisi soruluyor. Ekrana bakıyorlar. Ekranda ne görüyorlarsa yıl sonu beklentisi olarak onu söylemeye devam ediyorlar. Hatta bu sefer indirime bile gitmişler. Yani 7.92-93 görürken ekranda 7.89'luk bir beklentiyle karşımıza çıkıyorlar. Neye istinaden bilmiyorum. Çünkü enflasyon beklentilerini yukarıya çekmişler. Enflasyon yükselecek diyorlar ama kur yükselmeyecek diyorlar. Nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, bunların hepsini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce borsayla başlayalım. Rokete bağladı, füzeye bağladı. 120 bin seviyesine dayanmış durumda. Hayırlı uğurlu olsun. Borsa niye yükseliyor, neden yükseliyor, nasıl yükseliyor sorularının tek bir cevabı var arkadaşlar. Varlık fonu tamamen kendi oyun alanı haline getirdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı, eski adıyla. Şimdi Borsa İstanbul oldu biliyorsunuz. Ve kendi oyun alanı olduğu için, yabancılar da neredeyse tamamen def ettiği için istediği gibi at koşturuyor. Zaman zaman 120 yapıyor, zaman zaman 110 yapıyor, zaman zaman 105 yapıyor. Kafasına göre takılıyor. Borsa tamamen inandırıcılığını yitirmiş, siyasi bir kurum haline gelmiş gibi görünüyor. Şu anda borsanın 119 bin seviyesinde olması için hiçbir sebep yok ama borsa 119 binde. Kağıtların geneline bakıyorsunuz, diplerde resmen zarar üzerine zarar yazıyor ama 3-5 tane endeks kağıdıyla borsa yukarıda tutuluyor ve yukarıya taşınmaya da devam ediliyor. Eğer bu sizin için gerçekçi bir yatırım aracıysa söyleyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Ama hem bana göre hem de bir yerin gerçekten büyük yatırım yapacak yatırımcıya göre ve bunların arasında yabancılar da var, artık borsa gerçekçiliğini kaybetmiş durumda. Onun için zaten çok net bir şekilde yabancı çıkışının ve kaçışının olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dönelim dolara. Dolar 7.90-95 aralığını aynen söylediğimiz gibi sıkışmış durumda. Burada da ne kadar kalabilir? Bir hafta kalabilir, iki hafta kalabilir. 7.89 zaman zaman görülse de tekrar kendisini 7.90'ın üzerine atacaktır. Sonrasında 7.95'i 96-97 olarak görüp tekrar geriye dönecektir. Aynı 6.90-95 aralığında olduğu gibi bir noktada sıkışıp kalacak arkadaşlar. Bu noktayı ısrarlı bir şekilde sizlere söylemiştim biliyorsunuz. 7.90-95 aralığında ne kadar uzun kaldığına bakacağız demiştim. Ona göre 8.20'ye gittiğinde dönecek mi, dönmeyecek mi onu konuşacağız demiştim. 7.90-95 aralığında bir süre tutmaya çalışacaklar. Daha sonrasında çok hızlı bir şekilde kendisini 8.20-30 aralığına atacak ve geriye gelmeyecek. Yıl sonuna da 9 lira ile 10 lira aralığında bir dolar kuru göreceğiz. Nitekim arkadaşlar bakıyorsunuz beklenti anketinde de diyorlar ki 8.30'a kadar gidebilir 12 ay içerisinde dolar. Aslında bu şu demek arkadaşlar. Yani yıl sonunda gideceği noktayı az çok hedef olarak koymuşlar. Öyle 12 ay sonrası falan değil. Hafiften yumuşatarak alıştıra alıştıra millete 8 liranın üzerine işaret ediyorlar. Ama bu yıl sonu için, aralık sonu için, yani öyle 12 ay sonrası için falan değil. Zaten 12 ay sonrası için 8.30'u beklemeye gerek yok arkadaşlar. Görünen köy kılavuz istemiyor. Doların nasıl emin adımlarla hızlı bir şekilde yukarıya gittiği belli ve 8.30 seviyesinin yıl sonuna kadar çok rahat bir şekilde kırılıp 9 liraların üzerine gidileceği de belli. İyi bir ihtimalle 9 lira ile 10 lira arasında
kalır yıl sonuna gittiğimizde? Kötü ihtimal mi? Zaten 14, 15, 16 liraları konuşuyor oluruz o zaman. Enflasyonla ilgili beklentilerini %11.76'ya çekiyorlar. Bir önceki beklentileri %11.46. Diyorum ya, yavaş yavaş bu işi alıştırmaya başladılar. Şimdi enflasyonu yükseltiyorsunuz ama dolar kurunun yükselmeyeceğini, hatta düşeceğini söylüyorsunuz. Mümkün mü? Mümkün değil. Önümüzdeki ay beklentilerini bir tık daha yukarıya çekecekler. Sonra bir tık daha yukarıya çekecekler. Aralıkta da ne yapalım, böyle gerçekleşti diyecekler. Yılbaşıyla yıl sonu beklentilerine bakın, arada %100 fark var. Yıl sonunda bu adamlar 5 lira falan civarında dolar bekliyordu. Öyle düşünün. Neredeyse 10 liraya dayanmış bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız Aralık ayında. %100 sapma. Enflasyonla ilgili beklentileri %6-7 idi. Orada da %12'ye çıktı. Yine %100 sapma. Çünkü o günü konuştular. Bugünü konuşmadılar ki. Bugünle ilgili proaktif beklentilerini konuşmadılar ki. Bugün yaptıklarını o günde o gün yaptılar. Ekrana baktılar, tamamen koltuk kaygılarıyla, siyasi kaygılarıyla, aman ha bana bir şey olmasın kaygılarıyla riske girmeden söylediler arkadaşlar. Şimdi bana beklentimi soruyorsunuz. Ben de beklentimi söylüyorum. Ekrana bakıyorum. Şu anda dolar 7.90 seviyesinde. 7.90 olur diyorum. Bu bir beklenti mi? Yani ekranı okumak beklenti mi olmuş oluyor? Enflasyon beklentilerini de kademe kademe yukarıya çekmeye devam ediyorlar. 24 ay sonra enflasyon beklentilerini %9.05'e çekmişler. Sayın Albayrak düşecek diyordu. Ne oldu? Demek ki düşmeyecek arkadaşlar. Aynen söylediğimiz gibi 2021 yılı çok daha zor bir yıl olacak. Peki enflasyon %9 mu olacak? Olmayacak arkadaşlar. Enflasyon 20'li seviyeleri görme ihtimali her geçen gün biraz daha güçleniyor. Çünkü kur üzerinde çok ciddi bir baskı var. Cari açık almış başını gitmiş. Dolayısıyla her an devalüasyonist bir etki olabilir ve bu enflasyonun çok ciddi manada tırmanmasını beraberinde getirebilir. Ne %9'u, %10'u? Bir anda %20 seviyelerinde bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalabiliriz. Kur bazlı. İşte bu proaktif bir bakış açısıdır. Nedenlerini görüyorsunuzdur ve bu nedenlerden yola çıkarak da neden bunun olabileceğini açıklıyorsunuzdur. Oysa beklenti anketine katılan uzmanların böyle bir niyetinin olmadığını çok net bir şekilde görmüş durumdayız arkadaşlar. Yıl sonu dolar beklentileri 7.89-79. Bir de böyle küsuratlı veriyorlar ki inandırıcı olsun diye. Bir önceki beklentilerine bakıyorsunuz 7.59-90. Bir ayda fikirleri 30 kuruş değişmiş. Vay vay vay, sapmaya bakarsanız zaten ne demek istediğimi çok iyi anlarsanız. Bir ayda beklentileri bu kadar sapıyorsa bu arkadaşlar, bir yılda da %100 sapması çok normaldir. 12 ay sonraki enflasyon beklentileri %10.53'e çıkmıştı. %10.15'den. Yani çok küçük bir oynam var yukarıya doğru. Ama 12 ay sonraki dolar beklentilerine bakıyorsunuz %8.30 seviyesine kadar yükselmiş. Bu enflasyonun çok daha yukarıya gitmesini beraberinde getirir. Yani bugün enflasyonunuz %11-12'nin üzerindeyse o dönemde nasıl olacak da 10 civarında kalacak. Hadi gelsinler bunu açıklasınlar. Bir taraftan kur yükselecek. Bir taraftan mevsimsellik etkiler problemi karşımızda duracak. Bir taraftan bütün makroekonomik veriler bozulmuş olacak. Kura bağlı olarak fiyat artışları gelecek. Bu ortamda sizin enflasyonunuz düşecek. Nasıl olacak bu iş? Bu matematiği nasıl yapıyorlar? Anlaşılır gibi değil arkadaşlar. Bu arada arkadaşların beklentileri enteresan bir şekilde cari açık yönünde de değişiyor. Mesela geçen ay 22.8 milyar açık verecek diye düşünüyorlar ama bu ay diyorlar ki 28.2 milyar dolarlık bir açık verilecek. Şu anda cari açığımız zaten o kadar. Hatta onun üzerinde 29 milyarın üzerinde 29.7 milyar dolar. Yapmayın arkadaşlar. Bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Cari açık bu durumdayken peki doların yükselmeme ihtimali var mı? Olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Buna rağmen beklentilerinizi niye böyle açıklıyorsunuz? Koltuk kaygınız var da ondan. Bu arkadaşların beklentileri nereden tutarsanız tutun, nereden bakarsanız bakın, komiktir, rezalettir, kandırmacadır. Ne yazık ki bu beklentiler piyasaya herhangi bir cevap vermiyor. Piyasa Merkez Bankası'nın beklentilerine göre hareket etmiyor. Ya bu beklentiler bir açıklansın da biz de ona göre pozisyon alalım falan demiyor kimse. Çünkü gerçekçi olmadığını herkes biliyor. Herkes kapıların arkasında gülüyor. Böyle bir beklenti olur mu?
ya. Bu beklenti midir? 64 tane uzmanın yapacağı beklenti, üstelik bunların arasında borsacılar var, bankacılar var, üst düzey yöneticiler var, ekonomistler var, o var, bu var. Ve bu adamlar şaka maka adamlar değil, Türkiye'nin sahiden finansalındaki en iyi tahminlerini yapabilecek kaliteli düzeyde adamlar. Peki nasıl bu sonuçlar çıkıyor? Diyorum ya, koltuk kaygısı ve siyasi kaygılar nedeniyle. Daha doğrusu adam diyor ki, bana ne kardeşim, çıkıp şimdi beklentimi açık açık söylemeye kalkarsam benim mevzimle oynarlar. Çünkü dün benden öncekine aynısını yaptılar. Beklentimi istiyorlar. Ne görürsem ekranda onu söylerim kardeşim. Bu 64 piyasa uzmanına ya da ekonomiste de kızmamak gerekiyor belki de. Ben oturduğum yerde 3 tane rakama baktığımda doların gideceği noktanın o olmadığını, enflasyonun gideceği noktanın o olmadığını çok net bir şekilde görürken, eğer 64 tane uzman üstelik bankacılık alanında, hisse senedi alanında çok ama çok iyi olan uzmanlar bu kadar çok yanılıyorsa, bunun arkasında başka bir şey ararım. Dolar 7.91 seviyesinde, Euro 9.26 seviyesinde arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.17 tekrar aşağıya doğru zorlamaya başladı. Bakın, teşvikler meselesi konuşuluyor. Hatta şöyle bir konuyu açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Mnuchin Amerika'da. Trump aslında teşviklerin arttırılmasından yana, bir an önce çıkartılmasından yana senatoya bunu kabul ettiremiyor, ikna edemiyor onları. Hatta bu konuyla ilgili senato başkanı ile konuşacak vesaire diye açıklamalar yaptı Mnuchin. Ne Trump'ın, ne Pelosi'nin, ne Biden'ın, yani ne cumhuriyetçilerin, ne demokratların aslında teşvike karşı oldukları kanaatinde değilim. Hele ki vitrinde olanlar, yani Trump ya da Biden'ın teşviğe hayır diyebileceği kanaatinde değilim. Çünkü çok önemli bir oy kaybı bu teşvik paketi geçecek ve 1.8 trilyon dolar olarak değil, büyük ihtimalle 2 trilyon doların üzerinde bir teşviği göreceğiz. Hele ki seçimler gerçekleştikten sonra demokratlar açık ara kazanırsa ve mavi dalga süreci gelirse çok daha yüksek teşviklerle karşı karşıya kalırız. Burada Mark Mobey isim mesela çok enteresan bir açıklaması var. O da diyor ki, seçimlerden sonra Biden mı Trump mı kazandığı süreci net bir şekilde ortaya çıkmazsa, oylar çok yakın olursa, tartışmalar artarsa, süre uzarsa öyle 2 ay 3 ay ya da Biden kazanmışken, öyle bir hissiyat varken Trump kazandı denilirse, böyle bir sonuç çıkarsa, yani seçim tartışmalı hale gelirse eğer diyor, böyle bir durumda hisse senedi piyasalarında büyük bir yıkımla karşı karşıya kalabiliriz diyor. Olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Geçen dönem oldu. Herkes Clinton'ın kazanmasını bekliyordu. Trump kazandı. Trump kazanınca bir anda ne oluyoruz kardeşim denildi ama o kadar büyümedi. Bu dönemde çok daha fazla büyütülebilir bu süreç kardeşim diyor. Peki böyle bir durum, hisse senedi piyasasındaki çıkışların gelmesi ne anlama geliyor? Doların tekrar yükselmesi, dolar endeksinin artması, altına insanların daha fazla yüklenmesi anlamına geliyor. Yani altın onsunun çok daha sert bir şekilde yukarıya gitmesi, dolar endeksinin çok daha hızlı bir şekilde yükselmesi anlamına geliyor. Öbür taraftan gelişmekte olan ülkelerde bu dolara olan ihtiyacın daha da artması anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerde doların devalüasyon etkisiyle artması anlamına geliyor. Bir taraftan onsun yükselmesi, bir taraftan doların yükselmesiyle gram altın gibi, gram gümüş gibi enstrümanların çok daha agresif bir şekilde yukarıya çıkması anlamına geliyor. Sonuçta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biden'la Trump arasındaki seçim sonucu tartışmalı bir hale gelirse büyük problemler çıkabilir önümüzdeki günlerde piyasalarda. Yani 3 Kasım kritik arkadaşlar. Ha, çok net bir şekilde Biden seçilirse ne olur? Yine altın yükselir. Çok net bir şekilde Trump seçilirse ne olur? Yine altın yükselir. Ya nasıl oluyor bu kardeşim diyeceksiniz. Gayet basit. Biden yükselirse piyasada para artar. Piyasada para arttığı için altın olan talep artar. Korona hala yıkıcı bir etkiyle karşımızda. Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor. Mutlaka çok daha katı tedbirler alınması gerekiyor diyor. Yani ekonomiler sıkıntıya girmeye devam edecek. Dolayısıyla teşvikler
vergiler arttırılacak. Teşvikleri demokratlar çok daha fazla arttıracaklar. Tasarrufun devam etmesi, kontratlara olan yönelimin devam etmesi anlamına gelecek. Bir anda 2200-2300 dolar seviyesinde bir altın ons değeri göreceğiz. Trump kazanırsa nasıl altın yükselecek? Dünya gerilecek. Trump Çin'e daha çok yüklenecek. Türkiye'ye daha çok yüklenecek. Avrupa'ya daha çok yüklenecek. Ve dolayısıyla her şey gerilecek. Bir tarafta da pandemi meselesi var. Bu da altın fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirecek. Altın her koşulda ama her koşulda yükselmeye devam edecek önümüzdeki dönemde de. Ve gram altında dolayısıyla önce 500, ardından 600-800 bandı, sonrasında 1000 liraları zorlamaya başlayacak. Hem kurun yükselişinden dolayı hem de altının onsunun yükselişinden dolayı. Velhasıl önümüzdeki günlerde hem doların hem altının hem gümüşün hem sterlinin hem euronun çok daha agresif bir şekilde yükseleceği bir döneme doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Arkadaşlar, hisse senedi piyasalarında da ciddi yıkımlarla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor Türkiye haricinde. Türkiye'de borsa dünya yıkılsa da fark etmez. 150 de olur, 200 de olur arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki beni Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.